Habertire gazetemize bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Öncelikle ilçemizi, bütün Küçük Menderes'i Güney Aksı'na bağlayan Belevi Tire Yolu ile ilgili 3-4 yıldan beri devam eden çalışmalarımız hakkında bilgilendirmek istiyorum. Bu çalışmalara yolumuzun darlığı ile ilgili, üzerindeki yoğun trafikle ilgili sıkıntılarımızı 2011 seçiminden hemen arkasından Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey ile paylaştığımızda kendilerinin talimatlarıyla birlikte 2012 yılında yolun bölünmüş yol olarak yapılması için projesinin hazırlanmak üzere proje ihalesini gerçekleştirdik. Projeyi alan firma çalışmalarını tamamladı. Bölge müdürlüğümüze teslim etti. Yine aynı yolda kamulaştırmayla ilgili ciddi anlamda sıkıntılarımız vardı. Burada özellikle arazi sahibi olan vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına çok titiz bir çalışma karayollarımız tarafından yapıldı. İnşallah şu anda bütün halkımızda, sizler de basındaki arkadaşlarımız takip ediyorsunuz. Mecliste 2016 yılının bütçesi görüşmeye devam ediyor. İnşallah 2016 bütçemiz kabul edildiğinde Şubat ayı sonunda Mart ayı ile beraber ihale süreçleri başlayacak. Yine bakanımızın 17 Ocak'ta yapılan karayolları bölge müdürleri yapılan toplantıda verdiği talimat gereği de 2016 yılında ilçemizi Aydın Otoyolu'na bağlayacak, Güney Aksı'na bağlayacak Belevi Tire Yolu'nun 30 metrelik bölünmüş yol olarak yapılması için gerekli olan ihaleyi gerçekleştireceğiz. İş yeri teslimin yapılmasından sonra da 2017 yılının ortasına kadar yolun tamamlanmasını hedefliyoruz. Özellikle son bir haftadır 3 üzücü kazayı aynı yolda yaşadık. Çok sevdiğimiz bir abimizi de o yolda kaybettik geçen hafta. İnşallah bundan sonra da bu şekilde üzücü kazaların olmadığı güzel bir yoldan hepimiz istifade ederiz diye düşünüyorum. Tiremize hayırlı uğurlu olsun. Birkaç spekülasyon yapıldı. Ancak Tire halkı kimin ne kadar gayret gösterdiğini, bu yolla ilgili ve diğer çalışmalarla ilgili AK Parti Tire Teşkilatı'nın neler yaptığını son derece biliyor. Gönül istiyor tabii, her şeyi istediğimiz anda, yapmak istediğimiz anda yapalım. Fakat devletimizin çalışma şekli belli. İhtiyaç hesaplanıyor, projesi yapılıyor, maliyeti hesaplanıyor. Ondan sonra da ihale edilmek suretiyle gerçekleşiyor. Böyle süreçte biraz zaman kaybettik. İki genel seçim, yerel seçimler, Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte. Ama inşallah 2016 Tire için Aralık ayında müjdelerini vermiştik. Yatırımlarla ilgili çalışmalar başladı. Güzel bir yıl olacak. 2017'de inşallah hepsini yeniden bitirmiş olacağız. Halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Nedir bunlar? Yine bir vergi dairemiz uzun yıllardan beri Yıldız Meydanı'nda hizmet veriyor. İnşallah o da yeni yerinde, şu anki mevcut mezbahanın üstündeki Menderes Bulvarı'na cepheli alanda inşallah yakışır bir vergi dairesinde bu yıl içerisinde yapacağız. Yine yüksek öğrenimde okuyan öğrenci kardeşlerimizin 20 yıla yakındır Tire'de eğitim görüyorlar. Okulumuz açık. Ama yurt kura ait bir yurdumuz yok. İnşallah 2016 yılında bunun da başlangıcını yapacağız yurt inşaatımızın. Önümüzdeki eğitim yılına yetiştirmeye çalışacağız genç kardeşlerimiz için. Bunlar başlamayı planladıklarımız. Yine geçtiğimiz yıllarda tüm Tire halkı takdirle karşıladı ve bunu da sandığa giderek AK Parti'ye destek vererek desteklediğini gösterdi. Hepinizin bildiği gibi şu anda hala bölgede tek olan Tire Devlet Hastanemizi bitirdik. 5 yıldan beri halkımız kullanıyor. Yine depreme dayanıklı olmayan emniyet binamız geçtiğimiz günlerde yeni binasında göreve başladı. MOBESEK kamerayla birlikte artık ilçemiz daha güvenlikli. Personellerimiz, emniyet personelimiz daha sağlıklı koşullarda hizmet verebiliyor. Yine okullarımız var yaptığımız. 600 adet TOKİ tarafından konut inşa ettik. İnsanlarımız, halkımız orada mutlu bir şekilde oturuyor. Tire'nin halkının mesut yaşaması için, mutlu yaşaması için biz gece gündüz koşturmaya devam ediyoruz. Tabii bunlar bütçe kaynaklarıyla doğru orantılı olarak gerçekleşiyor. Dediğimiz gibi kafamızda düşündüğümüz her şeyi kısa vadede gerçekleştirmeyi, bitirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımızı da ona göre yapıyoruz.